İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Kayseri'de su fiyatlarına KDV indirimi ve son ulaşım zammı hakkında konuştu. Belediyenin açık kapatmaya çalıştığını söyleyen Yücel, suda %7 indirimle ulaşım zammını bir araya getirmeyi bir talihsizlik kabul ediyoruz dedi. Ulaşımla ilgili biz sanıyorum 1-2 yıldır belediye meclislerinde vatandaşımızın adına aldıkları maaşla entegreli olarak çok yüksek olduğunu, Kayseri özelinde de kilometrenin çok fazla olmadığı düşünülerek bir İstanbul-Ankara mukayesesi yapılmaması gerektiğini söylemiştik. Küçük bir alan, araç daha az kilometre yapıyor ve ücretlerin düşük olması gerekli demiştik. Fakat belediye başkanımız 3 TL'den 3.75'e çıkartmıştı seçimin hemen sonrasında. Burada %25 zam koydu. Son gelen 3.75'te 4.5 yapmakla burada da aşağı yukarı %20-25 aralığında bir zam koydu. Yani bir yılda aslında %50'nin üzerinde bir zamla karşılaştı ulaşımda. Fakat bunun manidar olduğu gün itibariyle şunu söylemekte fayda var. Biz su fiyatlarıyla ilgili de aynı şeyi söyledik. Vatandaşımızın su fiyatlarını öderken zorlandığını ve Kayseri'de suya para mı olur dediklerini ifade ettiğimiz seçim dönemini anlattık. Ve bugün o belediye başkanına da hitaben dedik ki ya Sayın Başkanım suya iyice para oldu dedik. Ve bunu belediye meclislerinde de dile getirdik. Sayın Başkan da ya su ücretinden dolayı değil de suyun evlere intikalinden dolayı böylesine bir maliyet ortaya çıkıyor. Biz bunun için zorunlu olarak bu bedeli almalıyız ve buna rağmen de çok ucuz demişti. Şimdi su da her ay tefe tüfe konuluyor idi. Biz bunların bari vatandaşın maaşına entegral olarak 6 ayda zam yapıyorsanız 6 ayda tefe tüfe farklarını koyun dediğimiz günleri hatırlıyorum. Şimdi ulaşımla ilgili zammınızın içerisinde bunu niçin söylüyorum? Biz bağıra bağıra 2 yıldır su fiyatlarının çok yüksek olduğunu söylediğimiz bu şehirde Sayın Belediye Başkanı bunlar duymazdan geldi. Hiçbir şekilde bunlara cevap vermemeyi kendisine bir düstur kabul etti ve Sayın Cumhurbaşkanı bütün belediyeler göz önüne aldığınızda Cumhur İttifakı'nın belediye kontrollerinin %35 olduğu, Millet İttifakı'nın belediyelerinin %65 olduğu bir Türkiye'de su fiyatlarında KDV'de %7 indirim yapalım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı deyince belediye başkanlar bunu talimat kabul etti. Niye böyle bir talimat alındı? Vatandaşa destek gibi. Aslında vatandaşa destek gibi derken Millet İttifakı'nın belediyelerinin bütçesinden yapıyor aslında bunu. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri de azınlıkta olduğu için onun da bir süspansesine bakarız diye düşünüyorlar. İyi niyetliyseniz yapmanız gereken indirim aslında doğalgazda olmalı. Elektrik faturalarında olmalı. Devletin direkt tahsil ettiği bu tür kullanım araçlarımızda indirim olmalı. Suyu tercih ettiler. Biz buna da kabul, tabii ki İYİ Parti ailesi olarak biz sudaki indirime de evet diyoruz diyeceğiz de. Fakat bizim bugün suda %7 indirirken ulaşımda %20-25 zam koymayı da aynı güne denk getirmeyi de hakikaten bir talihsizlik kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı halkı belediyeleri düşündüğünü düşünerek bir ifadede bulunuyor. Sayın belediye başkanları siz oradan düşürdünüz biz buradan bu açığımızı kapatalım noktasına geliyor. Yani ezilen her zaman vatandaş. Ben su fiyatlarındaki indirilmesi gereken bu zammı onaylıyoruz, kabul ediyoruz, doğru buluyoruz. Ve bunun hemen uzantısında elektrik ve doğalgaz faturalarında da aynı indirimlerin hızla hayata geçirilmesi. Çünkü vatandaş artık bitti. Ulaşımda gelen bu zammın da geri çekilmesini talep etmeyeceğiz belki ama benzinin ve akaryakının artmasıyla ilgili entegre bir zamdır bu. Bunun da talihsiz bir döneme denk gelmesi. Yani 2.850 asgari ücretli 4.5'a çıktı. Ya çıkartmasaydınız o maaşı çıkarttığınız kadar piyasaya daha fazlasına enflasyon, daha fazlasına ulaşımda doğalgazda elektrikte zam yaptınız diyoruz.